Thrive Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru haftayı kapatıyoruz. Borsa İstanbul'da negatif yönlü performans devam ediyor. Yüksek olarak 7677 seviyesini gördük. Düşükliği de 7500. Şu anda düşük banda doğru %1.60'lık negatif bir performans var. Ki haber akışında İsrail ile Gazze arasında Katar'ın ara buluculuğunda hızlı sonuç alınabilir haber akışları gelmesine rağmen Borsa İstanbul'da o 7650 ve 7850 bölgesine denk gelemiyoruz. Aslında şu anda teknik olarak bir zayıflık devam ediyor. İşte aşağıda da 200 günlük ortalamanın işaret ettiği o 7400-7385'te üçlü dip olacak mı, olmayacak mı? Tabii bunun nedeni de özellikle hafta sonu cumartesi günü yapılacak olan Büyük Filistin mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Gazze konusunda yapacağı açıklamalar ve Türkiye'nin alabileceği olası aksiyonlara ilişkin acaba bir şey söyler mi, söylemez mi? Bu önemli bir faktör. İkinci olarak da Türkiye Suriye tarafında etkin olarak YPG terör örgütünün unsurlarına karşı operasyonlarına devam ediyor. İşte burada da acaba bölgede de bulunan Amerika ile sahada veya da havada herhangi bir sıcak temas olur mu olmaz mı risk algısı da Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Aslında finansal sonuçlara baktığımızda bilançolar çok iyi geliyor ama işte bu bahsettiğim nedenlerden dolayı bilançolar gölgelenmeye devam ediyor. Şimdi önümüzdeki hafta özellikle Türkiye tarafında Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunu takip edeceğiz. Burada yukarı yönlü bir enflasyon değişikliği devreye girebilir. Daha sonra Ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonunu görüyor olacağız. Thrive Yatırım araştırma olarak Ekim ayında aylık bazda enflasyonun %3.55 artış göstermesini bekliyoruz. Bunun nedeni de özellikle Ekim ayında gıda ve giyim tarafında başlatılan indirim kampanyası ve köprü ve otoyol zammının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geri çekilmesi %4'ün altında bir enflasyon gelme potansiyelini yükseltiyor ve bir noktada da 62-63 bölgesinde yıllık enflasyonda tepeyi görüp bir hız kesme devreye girebilir. Endekse tekrar dönecek olduğum zaman da bu 200 günlük dolar bazlı ortalama artık önemli bir referans oldu. Şimdi hafta sonu cumartesi günü mitingde herhangi bir negatif tonlamada bir açıklama, daha sert bir uslup gelmezse, Amerika ile Suriye hattı üzerinde herhangi bir temas olmaması durumunda pazartesi günü gapli açılış olma ihtimali çok fazla. O da işte 7850 seviyesi. Aslında bizim normalleşmemiz için 7850-8000 bölgesine tekrar hızlı bir şekilde dönüyor olmamız lazım ama tabii ki de kurumsal yatırımcılar özellikle dış politika temasından dolayı biraz risk iştahlarını düşük tutmaya devam ediyorlar. Önümüzdeki hafta yurt dışı tarafta merkez bankalarının gündemi olacak. Fed faiz kararını açıklayacak. Fed'de herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Akabinde Başkan Powell'ın konuşması. Powell'ın da çok güvercin olmamasını, çok da şahin olmamasını ama bir miktar enflasyon temasından dolayı şahine kaçar bir tonlama yapması, bu da güçlü dolar endeksi, euro dolarda 1.05'in altını denemesi, ons altın tarafında da 1990-95 bölgesi altında olası bir baskılanma. Hazır altını da belirtmişken şu anda 1984-83 bandında işlem görüyor. Hani madem İsrail-Gazze savaşıyla devam eden bir yukarı yönlü fiyatlama vardı. Hani olası bir ateşkes, kara harekatının ertelenebileceğine ilişkin haber akışları gelirken yani ilk haber esnalarında ons 1978'e kadar geri çekildi ama sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket yaptı. Bugünkü FX yayınında da hani günlük bazda bir çift tepe formasyonu oluştu. RSI arasında da bir fiyatla RSI arasında uyumsuzluk var. Hani bu teknik anlamda RSI ile beraber bir aşağı yönlü harekete işaret ediyor. Ama tabii ki de teknikten değil şu anda Gazze kara harekatı haber akışını takip ediyor olacağız. Fed faiz kararı sonrasında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararına ulaşacağız. Orada da 5.25 seviyesinde olan politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Gözler Pound Türk Lirası, Pound USD paritesinde ya da Pound çiftlerinde
olacak. BOJ da faiz kararını açıklayacak. -0.10'da olan faiz oranında da herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Veriler tarafında ise Amerika tarafında istihdam verileri gelecek. Önce ADP verisi, sonra da verilerin verisi Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi. Bloomberg terminalinde güncel olarak beklenti 168 bin seviyesinde. Hani tarım dışı istihdam için tatlı nokta neresi olabilir? 200 bin ve aşağısı. Bu Fed'i üzmez. Resesyona işaret etmez. Yumuşak inişi teyit eden bir veri olarak gelir. Dolayısıyla 200 binin aşağısında gelebilecek her düşük tarım dışı istihdam verisi FED algısında bir miktar yumuşamayla zayıf dolar temasını devreye alabilir. Ama tabii ki de öncesinde FED'in faiz kararı, Powell'ın açıklamaları, Cuma günde finali tarım dışı istihdamla beraber yapıyor olacağız. Yayınımızı sonlandırırken Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz milletimize minnet borcumuz bulunuyor. Bu yayınları çekebiliyorsak ve bu ülkede yaşayabiliyorsak Atatürk'ün sayesinde olduğunu tekrar vurgulamak isterken Cumhuriyetimizin 100. yılını tebrik ediyorum ve nice nice 100. yılları hep birlikte karşılamak dileğiyle herkese sağlıklar diliyorum. Görüşmek üzere.